Merhaba hocam. Merhaba hocam. Tuğçe ise Deniz, bir de Kaan geliyor. Kaan, daha önce derslere katılmış mıydın sen? Gitti Kaan. Hocam isimde sıkıntı oldu da. Kaan, Ceren mi oldu? Ne oldu anlamadım. İsim mi değiştirdiniz çocuklar? Hocam. Efendim? İsim değiştirme. Şey, kardeşimle girdiği için öyle oluyor. Kardeşim, Evet. anladım zaten, tamam. Ceren, Deniz, Ekin, Mısra, Tuğçe. Ekin, Kiraz. Merhaba hocam. Ne oldu? Video oynamaya başladı. Kapatalım onu da. Çocuklar önceki videolara, önceki derslerin videolarına bakıyor musunuz? Kontrol ediyor musunuz? Ediyoruz hocam. Bakın 9. sınıflar için şuraya 5 video, buraya 7 video göndermişiz. Bu 5'te bir sıkıntı var. 5'ten fazla olması gerekiyor videolarımızın ama. Yanlış mı yükledik acaba? Dokuz programlamanın temelleri. Dokuz programlamanın temelleri. Bunları buraya atmışız. Ama orada az görünüyor. Evet. Çünkü yanlış yere atmışız. Dokuz programlamanın temelleri dijital dönüşüm. Bu yanlış olmuş. Dijital dönüşüm BTT'nin dersi konusu pardon. Pekala. Bugünkü konumuz, bugünkü dersimiz bilişim teknolojisinin temelleri, sonra da mesleki gelişim yapacağız. Bilişim teknolojisinin temellerine şöyle bir göz atalım. Ne yapmışız en son? Hocam iç donanımlara geçecektik. İç donanımlara geçiş yaptık. Orada bir test çözdük galiba. Evet hocam. Pekala. Testi daha sonra çözdünüz mü siz tekrar? Çözmediniz galiba. Ben çözmedim hocam. Programlamanın temelleri, bilişim teknolojisinin temelleri. Nerede var bu 9? 9 bilişim teknolojisinin temelidir. Şu. Şu en son yaptığımız ders şuydu. Heh, buydu değil mi? Burada kalmıştık. Peki şimdi başlığımız belli oldu. Dokuz BTT. Ne dedik? İç donanımlar mı dedik? Evet hocam. Peki gençler, şimdi geldik bilgisayarın parçalarına. İç donanımlar. Bu modülde
öğreneceğimiz konular anakart, işlemci, bellek, kart yuvaları, yine anakartın üzerinde disk sürücüler, optik sürücüler ve bilgisayarın anakartının kasaya montajını öğreneceğiz. Burada anahtar kelimeler işte anakart, CPU, işlemci, hard disk, optik sürücü, DVD, CD, RAM. Bunların birçoğunu duydunuz, belki yarısını duydunuz, yarısını da öğreneceksiniz. Mesela işte DDR, SD, bunlar RAM'in çeşitleri. Yonga seti, statik elektrik, BIOS, ATX, full tower. Bunlar anakartın anahtar kelimeleri. Alu, çekirdek, fan, soğutucu, termal macun. Bunlar işlemcinin anahtar kelimeleri. HDMI, kablo tipi, VGA, bir slot tipi, ekran kartı, PCI. PCI 2 bu eski tip bir şeydir. Mouse bağlantı noktasıdır. USB'yi biliyorsunuz. Konnektörü biliyorsunuz. Konnektör genişleme yuvası. Bunu da biliyorsunuz. Ve sırayla bahsedeceğiz bunlardan. Şimdi statik elektrik kavramı var burada. Burada bir hazırlık aşamasından bahsediyoruz. Öğrenme biriminde statik elektrik kavramını öğreneceksiniz. Anakartın yapısını oluşturan bileşenleri öğreneceksiniz. Bilgisayarın işlemci tiplerini, bilgisayarın işlemcisi nasıl montaj edilir, monte edilir daha doğrusu. Bellek türleri, sabit diskler, optik sürücüler, flash bellekler, anakarta bağlantı yuvaları, ekran kartı ve çalışma tipi, çalışma prensibi, ses kartları, ethernet kartları ve bilgisayarın desteklediği, bilgisayara takılabilen diğer kartlardan bahsedeceğiz. Gelelim. İnsan vücudunda elektrik yükü var mıdır? Varsa bu elektrik nasıl oluşur diyor. Anakart ismini nereden alır? İşlemciler aynı anda ne kadar işlem yapabilir? Ekran kartı olmadan bilgisayar çalışır mı? Sabit sürücüleri kullandığınız bir ev eşyasına benzetmek istersek neye benzetiriz diyor. Peki birinci sorudan başlayalım. İnsan vücudunda elektrik yükü var mıdır? Kim cevaplamak ister? Hocam ben var diyebiliyorum. Var diyorum. Başka? Yok diyen var mı? Yani bence yok. Yoktur diyorsun. Peki insan beyni nasıl çalışır diyeyim ben size o zaman. Akson nöron muydu? Çocuklar insan beyni bu akson ve nöronların haberleşmesiyle çalışıyor. İnsanda elektrostatik bir yüklenme vardır. Hiç şöyle bir şey olmadı mı size yani yok diyenler? Böyle kapıya elinizi uzattığınızda ya da başka bir tarafa elinizi uzattığınızda ya da bir arkadaşınızla selamlaşırken şöyle bir elektrik çarpmadı mı hiçbir zaman? Oldu. Bu da size İnsan vücudunda elektriğin olduğunu yani elektrostatiğin olduğunu ispatlayan bir durumdur. Mesela kazağınız özellikle kışın olur bu. Kazağınızı böyle kafanızdan sıyırırken akşam yatmadan önce işte yatmaya hazırlanırken kafanızdan böyle çıtır çıtır sesler geldiği olmadı mı hiç? Saçı uzun olanlar için özellikle. Oldu hocam. Bende olmadı. Değil mi? Benim saçım o kadar uzun değil zaten. Saçınızı taradığınızda da olur bu illaki. İşte bunların hepsi insan vücudunda elektrostatik yüklenmenin olduğunun ispatıdır bunlar. Şuraya dönelim. Nasıl oluşur diye. İşte hafif temaslarda, sürtünmelerde özellikle oluşur. Mesela yürürken bile sevgili gençler, ayağınız yere sürttüğü için bir elektriklenme olur. O yüzden ayakkabıların altı plastiktir, kauçuktur. Fark ettiniz değil mi? Bunu biliyorsunuz hepiniz. Eğer metal olsaydı yani devamlı elektrik çarpardı size. Tabii böyle bir krize parmağınızı sokmak gibi değil bu.
daha ufak bir elektrik ama başka şeyleri tetiklerse tehlikeli olabilir. Anakart ismini nereden almıştır? Peki yorum yapmak isteyen var mı? Ekin, bilgisayarın... Ekin Kiraz yorumlar mısın? Niye anakart demişler buna? Çok şefkatli olduğu için mi acaba? Ben fikrimi söyleyeyim mi? Bir dakika. Hocam Ekin, ben de diyebilirim. Ekin konuştun ama sesin gelmedi. Efendim? Peki seste şu an sorun var, bize ulaşmıyor. Peki Mısra Ekin söylesin bunu. Hocam bilgisayarların çalışmasını sağlayan elektronik kart değil mi? Öyledir ama niye anakart demişler? Neden anakart denmiş, yorumlar mısın diyorum. Sence? Hocam. Bilgisayarın en önemli parçası mı hocam? Evet, evet. En önemli parçasıdır. En değerli parçasıdır. Bütün kartlar bunun üzerine takıldığı için, bundan geldiği için, bütün parçalar buna monte edildiği için anakart denmiş. Yani en önemli olduğunu anlatan bir kelime anakart. İngilizcesi mainboard. Main yani ana anlamında, yine birebir çeviri ana board, ana kart anlamında kullanılmıştır. Peki işlemciler aynı anda ne kadar işlem yapabilir? Onu kim cevaplamak ister? Ekin Kiraz, evet seste sorun oldu. Konuştuğunu gördüm ama bize iletilmedi. Peki bir sonrakini yazarsın o zaman soru sorduğumda. Peki işlemciler aynı anda ne kadar işlem yapabilir? Bunu anlayabilir miyiz yani işlemcinin özelliğinden? Peki Tuğçe cevaplar mısın? Tuğçe senin işlemcin kaç gigahertz? Hocam bilmiyorum onu. Abim daha çok biliyor. Abin bilir. Ben bilmem yani, abim bilir diyorsun. Hocam bir ara sormuştum ama şu an evet. Hatırlamıyorum. Peki. Hatırlayan var mı başka aranızda? İşlemcisinin kaç gigahertz olduğunu. Hocam 2,5'ti galiba. Seninki 2,5. Başka? 3.20 GHz hocam. 3.2 GHz. Peki GHz'in ne olduğunu yorumlamak isteyen var mı? Hocam saniyede yapılan işlem sayısı. Bravo. Ama milyon ya da bin oluyordu. Milyar. Saniyede yaptığı işlem çevrim sayısına denk gelir bu. İşlemci hızıdır, evet. Yani 3.2 GHz olan bir işlemci saniyede 3.2 milyar çevrim yapabilir anlamı çıkar burada. Ekran kartı olmadan bilgisayar çalışır mı? Çalışır hocam. Çalışır mı diyorsunuz? Çalışır ama? Çalışır hocam. Çalışır diyorsunuz. Peki çok güzel. Görüntü alabilir misiniz? Hayır hocam. Hayır. Alırız hocam. Görüntü. Alamayız. Alamazsınız ekran kartı olmazsa. Mesela görüntü. Hocam paylaşımlı ekran kartı olmaz mı? Efendim? Paylaşımlı ekran kartıyla alırız ama. Ama o da ekran kartı sayılır. Sayılmaz mı? Hocam işlemcinin içine gömülü olduğu için söyledim sadece. Yok, işlemcinin içine gömülü değildir o. O anakartın üzerinde vardır. Anakartın üstüne takmıyor muyuz hocam? Şimdi eğer anakartın üzerinde var ise onboard'dur. Yani zaten üzerine gömülü gelmiştir.
Ama bazen de anakartların üzerinde ekran kartı olmaz. Harici senin takman gerekir. Ya da anakartın üzerinde bir ekran kartı vardır. Ama dersin ki ya bu ekran kartı çok iyi değil. Ben bunu harici bir tane çok güzel ekran kartı takayım ki oyunlarda çok güzel performans alayım diyebilirsin. Yani genelde anakartların üzerinde onboard ekran kartı vardır ama olmayabilir de. Peki geçelim. Sabit sürücüleri kullandığımız bir ev eşyasına benzetmek istersek neye benzetirsiniz evinizde? Şu soruyla başlayalım halde. Sabit sürücü ne işe yarar? Depolama için kullanılır. Depolamak için kullanılır. Peki. Anakartı evin çatısına benzetmek olmaz. Evin içine komple evin tamamına anakart diyebiliriz mesela. Çünkü anakartın içine monte ediyoruz, üstüne monte ediyoruz. Dolayısıyla eşyalarımızı da biz evin içine koyduğumuzu düşünürsek eve anakart desek yanlış olmaz. Soru şu, sabit sürücü evdeki hangi eşya ile aynı işlevi görür? Dolap mı hocam? Dolap, evet, saklamak için, değil mi? Mesela nereleri kullanıyorsun saklamak için? İşte tabii sakladığınız eşyaya, ürüne göre, nesneye göre değişir bu, değil mi? Buzdolabı da saklamak için kullanılır. Evet. Ayakkabı dolabı da saklamak için kullanılır, değil mi? Evet. Eşya dolabı da saklamak için kullanılabilir. Çekyatın altı da saklamak için kullanılabilir. Bilgisayar masanızın çekmecesi de saklama için kullanılabilir. Yani saklama amacıyla, kalıcı olarak saklama amacıyla kullanılan her şey depolama birimleri sabit sürücüler olarak kullanılabilir. C-Durum olarak mesela birebir benzetmek istersek C-Durum neye benziyor evdeki? C-Durum kullanmadınız mı hiç? Ben ne olduğunu bilmiyorum. C-Durum. C-Durum şöyle anlatalım. Hocam kullanıyoruz. Şu C-Durum. Çekmeceye benzemiyor mu sizce? Evet hocam. Değil mi? Evet. Depolamanın içine CD'yi koydun, kapattın gibi düşünebilirsiniz. Depolama amacıyla da yine dolap gibi kullanabilirsiniz bunu. Peki sevgili gençler, bu ısınma sorularından sonra konumuza geçelim diyeceğim. Kaç dakikamız var? 10 geçe, 40 geçe mi bitecek? Evet hocam, 5 Evet, dakika var. 5 dakika. Anakart diyelim. Peki bu anakart demişiz de anakart nedir? İşte anakart bu parça sevgili gençler. Anakart. Bütün kartlar, pardon, bütün diğer donanımlar bu kartın üzerine takılır. Şöyle. Anakart olmadan olmuyor mu? Anakart olmadan hiçbir şey olmaz. Çalıştıramazsın ki bilgisayarı. Hiçbir şey olmaz. Hatta bakın, şuraya ekran kartı takılır. İşte bunlar USB yerleri, işte dijital bağlantı yerleri, ses yerleri, şu gördüğünüz şurası işlemcidir. Değil mi? Şunlar RAM bölgeleridir. Belleklerinizi buraya takarsınız. İşte şu ekran kartı, harici ekran kartı bağlamak için kullanılır şu küçük olanlar. Bunlar da ses kartı vesaire başka bir şey kart aldığınızda bunları buraya takabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi işte elektriği şuradan verirsiniz. Nerede bunun elektrik bölümü? Şurası olabilir ya da şurası da olabilir. Elektrik buradan verilir. Diğer bölümlerde işte bunun üzerindeki yerlere takılır. Pardon, elektrik bölümü şurası. Şimdi fark ettim. Bakın şurası. Elektriği buradan veriyorsunuz. Şu bölge. 20 pin elektrik verme yeri. Anakartın ne olduğunu anladık değil mi sevgili gençler? Evet hocam. Peki. Bir de buradan okuyalım. Bilgisayar
birimleri arasında veri iletimi sağlayan elektronik karttır. Bilgisayarın çalışması için gerekli olan anakart diğer donanım bileşenleri üzerine barındırır. Üzerinde çok fazla elektronik devre elemanı olduğundan ani elektrik akımlarına karşı hassastır. Bu nedenle anakartlar ile işlem yaparken dikkatli olunmalı. Statik yani durgun elektrikten korunmalıdır. Kullanım kılavuzuna uygun bir anakart montajını hazırlamak için statik elektrik ile ilgili kavramları bilmek gerekir. Statik elektrik nedir peki? Birden fazla yükün birbirine sürtünmesi veya birbiriyle etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan elektrik türüdür. Üretilen malzemenin çoğu elektriksel olarak artı ve eksi yüklerle dengede olup nötr haldedir. Ancak sürtünmeyle bu denge bozulabilir. Bu sürtünmeyle gelen elektrikler buradaki dengeyi bozduğunda elektronik cihazlara zarar verebilir. İnsan vücudu statik elektrik üretmek için ideal bir yapıdadır. İnsanlar giydikleri elbiseden, ayakkabıdan veya plastik zeminden dolayı statik elektrik toplamaktadır. Bu statik elektrik insanın dokunduğu her yere aktarılabileceği gibi elektronik cihazlarda da sorun olabilir, bozulmasına sebep olabilir. Hocam, efendim. Arkadaşımız yazmış ama almamışsınız. Neredeymiş peki yani? Görebiliyor musunuz? Ayşe'yi. Siz görebiliyor musunuz burada listede? Hayır. Yok, ben de göremiyorum. Şu an listemde yok. Sizin burada kabul etmeniz gerekiyor çünkü. Ama hani nerede peki? Şuraya gelse de kabul etsem ben. Değil mi? Şu anda yok. Evet. Bir dakika kaldı zaten. Diğer derse gelsin o zaman. Evet. Bilgisayar teknolojisinde statik elektriğin oluşması en önemli faktör sürtünmedir sevgili gençler. Sürtünmenin hızı ve şiddeti arttıkça oluşturacak elektrik, statik elektrik de o derece yüklü olacaktır. Sıcaklık değişiminde statik elektriğin oluşmasını hızlandıracaktır. Bilgisayar kasası içinde işlemci, anakart, CPU gibi garip bir şey yazmışlar bile. Sabit sürücüler, güç kaynağı gibi birçok elektronik aygıt vardır. Özetle statik elektrik bilgisayar parçaları için tehdit oluşturur. Statik elektrik illaki elinizi ovuşturmanız ya da bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir şekilde geçti mi üzerinizde durur. Bu cihazlara değdiği zaman zarar verebilir. Çünkü bunlar elektronik cihazlar, manyetik alandan uzak tutmak lazım bunları. Statik elektriği önlemek için bakın iki şekilde dikkat edeceksiniz. Donanım birimlerinin montajı sırasında insan vücudundaki statik elektriğin buraya geçmemesi için elektrostatik önleyen eldivenler olabilir, elektrostatiği önleyen bileklikler olabilir. Bunun gibi antistatik eldiven dedik işte kullanabilirsiniz. Yani bu işi montaj işini profesyonelce yapanlar antistatik eldiven kullanıyordur, kullanmalıdır. Sizler de bilgisayarınızın kasasını açarken muhakkak topraklayın elinizi. Evde nasıl yapacaksınız? Evde de işte toprağa temas eden ne var? İşte kalorifer borusu. Yani peteklere dokunabilirsiniz, borulara dokunabilirsiniz. Toprak bulabilirseniz toprağa dokunun. Bu şekilde elinizdeki ya da vücudunuzdaki elektriği bu şekilde atabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Antistatik eldiven diyeyim. Antistatik eldiven diyelim. Görsellerde izleyelim. Bakın bunlar. Hocam zaman doldu ama. Zaman doldu biliyorum. Bir iki dakika alacağım. Mesela bu antistatik eldivendir. Bununla çalışmanız lazım. Elektronik cihazlara elektrostatik akış olmaması için bileklik olabilir. Bakın bunlar da. Hocam bazı şeyler üretmişler. Böyle takınca kesilmiyor hani. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bu bilekliği taktığınızda elinizde, vücudunuzda varsa elektrostatik şu metal kısmı taktığınız yere akıtır. İşte bunu başka bir tarafa taktığınızı düşün. Oraya gider elektrik. Şimdi elektrostatiğin bilgisayar için tehlikesini anladınız mı sevgili gençler? Evet. Yani bu kesinlikle olur. Sakın çıplak elle dokunmayın, bozarsanız diye bir şey değil. Bir ihtimaldir.
bir ihtimaldir. Korunmak için de işte çeşitli çözümler var. Bileklik takabilirsiniz, eldiven takabilirsiniz. Ya da daha az bir şeyle koruma tedbiriyle ellerinizi toprak bağlantısı olan bir yere dokundurup daha sonra bu işlere kalkışmanız en azından biraz daha şey olacaktır. Çıplak elle dokunmaktan daha iyi olacaktır. Peki diğer dersimize anakart ve görevine değiniriz. Sorusu olan var mı sevgili gençler? Yok hocam. Yok hocam. Yok. Peki videoları takip ediyorsunuz değil mi? Evet. Burada atıyorum oraya. Üye de olun. Ben video attığımda haberdar olun. Bunları lütfen tekrar edin. Gönderdiğim çalışmalara da bakın. Çalışmaların analizini biraz sonra derste beraber yaparız. Peki oturumu sonlandırıyorum. Görüşürüz biraz sonra. Tamam hocam.